Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Marvel Şampiyonlar Turnuvası oynuyoruz. Marvel Şampiyonlar Turnuvası'nda arkadaşlar nasıl hızlı gelişilir bunlardan bahsedeceğim bu videoda. Evet arkadaşlar, öncelikle hikaye maceralarına gelelim. Hikaye maceraları arkadaşlar oyundaki en önemli yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Hikaye maceraları. Öncelikle şu birinci sahneyi oynarken arkadaşlar mutlaka bunu keşfetmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten gördüğünüz gibi güzel ödülleri var. Güzel ödül dediğimde bu arada kredi yani. Bayağı güzel. Gördüğünüz gibi kredi veriyor. Sonra yükselme macerası var. Bu daha da fazla kredi veriyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden kesinlikle bunları keşfetmeniz gerekiyor. Şu Thanos arkadaşlar, yani büyük final korkunç derecede kredi veriyor. O yüzden arkadaşlar burayı da keşfetmeniz gerekiyor. Ancak adım adım gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Turnuvaya ilk olarak arkadaşlar turnuvaya tek tur gidin. Sonrasında yükselmeye de tek tur gidin arkadaşlar. Sonrasında büyük finale de tek tur gidin. Ondan sonra arkadaşlar isyana geldiğinizde isyanı eğer geçecek gücünüz yoksa, yani isyana eğer isyanda ilerleyemiyorsanız arkadaşlar şuradaki diğer sahneleri yavaş yavaş keşfetmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ancak sizlere önerim, bunları da öyle hemen keşfetmeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü bunları da hemen keşfederseniz arkadaşlar şuradaki gördüğünüz ilave macera ve ayrık maceradan yararlanamayabilirsiniz. O yüzden şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Ayrık ve ilave maceraları yüzlediğiniz zaman veya diyelim ilave maceraların hepsini yüzlediniz. Ve ayrık macera bitti. Yani ayrık maceranın da birçok şeyini yüzlediniz. Artık ayrık macerada bir ilavede bir işiniz kalmadı. Hiçbir şeyiniz yok ve daha ilerleyemiyorsunuz hikaye maceralarında arkadaşlar. Böyle bir durumda şu gerideki bölgeleri yüzleyebilirsiniz. Onu tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten güzel krediler veriyor. Sonra arkadaşlar isyan da hem bor miktarda gördüğünüz gibi ustalık puanı veriyor. Bu ustalık puanları oldukça önemli. O yüzden burayı da sonradan keşfetmeniz gerekecektir. Ya ben tabii ki de daha keşfetmedim. Onu da söyleyeyim yani. Ben de sonuçta arkadaşlar daha yeni hemen hemen başlıyorum arkadaşlar bu işe. O yüzden ben arkadaşlar işlerini keşfetmedim. Yeni başlıyorum derken benim hesabımda en az 3 yıl vardır arkadaşlar. Ancak gene de ben de sonuçta arkadaşlar keşif orayına yavaş yavaş başladım. Bu yüzden işlerine de daha keşif sırası gelmedi bende. Çünkü ben daha ilerleme operasyonumu yeni bitiriyorum. Hatta isyanı keşfetmeye yani tavsiye ediyorum derken şöyle tavsiye ediyorum. İsyanı eğer keşfedeceksiniz ustarı önem vermeniz lazım. Yani ustarık açmak için şuradaki ekstra ustarıkları açmak için şuradaki ustarık puanları size gerekebilir. Bu yüzden arkadaşlar isyanı keşfetmenizi söylüyorum. Ancak bu zorunlu bir şey değil. Yani illa keşfedin de demiyorum. Kimisi çünkü ustarıklarla ilgilenmiyor pek. Yani ustalıklarla ilgilenmiyorlar. Mesela ben de o kadar ilgilenmiyorum ustalıklarla. Kanama zehir falan filan mesela açmadım. Ustalıklarla ilgilenenler varsa burayı keşfedebilir. Ben o yüzden pek keşfetmedim. Bir de ben zaten daha yeni sobar yordum zaten arkadaşlar. Yani daha yeni sobar yordum. O yüzden de pek o işe girişmedim. Arkadaşlar hikaye maceraları arkadaşlar oldukça önemli bu oyunda. Onun yanı sıra ünvanlar da oldukça önemli. Aslında ünvanlarla hikaye macerası birleşiyor. Peki nasıl birleşiyor arkadaşlar? Şöyle neydi? Oyundaki birçok şeyi açmak için arkadaşlar şuradaki gördüğünüz koleksiyoncu yenmeniz gerekiyor. 5-2'deki koleksiyoncuyu yendikten sonra KPO koleksiyonun parçası olmayan oluyorsunuz ve koleksiyonun parçası olmayan olduğunuzda birçok şeyden yararlanabiliyorsunuz oyundaki. Haberiniz olsun. Sonrasında sovar olduğunuzda daha da iyi şeylerden yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tat kırıcı olduğunuzda artık bayağı max güzel bir hale geliyorsunuz. Paragon olduğunuz zaman da arkadaşlar artık efsanevi bir hale geliyorsunuz. Haberiniz olsun. Sovarya arkadaşlar oldukça önemli bir şey bu arada. Ben de sovaryayım şu anda. Ama bunların içerisindeki en büyük dönüm noktası KPO. Çünkü Fatih ve KPO arasında bayağı fark var. Yani Fatih'ten KPO olduğunuz zaman arkadaşlar oyunda bir nefes alacaksınız. Yani gerçekten oyunda bir
efsane bir hale çıkacaksınız arkadaşlar. O yüzden KPO olmayı tavsiye ediyorum. KPO yani olmayan arkadaşları KPO olmalarını tavsiye ediyorum. Haberiniz olsun. Devam ederim. İlave maceralara gelelim arkadaşlar. İlave maceralar arkadaşlar oyunun en önemli şeylerinden bir tanesi. Her ay geliyor. O yüzden her ay geldiği için ve her ay başka maceralarla birlikte geliyor. Başka ödüllerle geliyor. Bu yüzden ilave macera oldukça önemli. burada kendi neydi? Burada kendi savaşabileceğiniz, kendi gücünüzün yettiği kadar olan bölgelere girmenizi tavsiye ediyorum. Mesela gücünüz 1'e yetiyor, 1'e girin. Veya gücünüz 2'ye yetiyor, 2'ye girin. Yani ona göre ödülleri toplayabilirsiniz buradan. Güzel ödüller veriyor. Ayrık macerayı da arkadaşlar oynamanızı tavsiye ediyorum. Keşifleri bazı yerleri keşfedebilirsiniz. Bazı yerleri keşfetmeyebilirsiniz. Zorunlu değil arkadaşlar. Yani o kadar da önemli bir şey değil. Ama gene de tavsiyem tek tur gidin. Tek tur gitmek oldukça önemli arkadaşlar bu konuda. Onu sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar yani ilave yani bu oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi hikaye maceraları, bir tane de arkadaşlar ilave maceraları. Ayrık macera biraz da arka planda ama o da kesinlikle önemli. O yüzden her ay mutlaka ayrık maceraları bitirin. Keşif de edebilirsiniz eğer istiyorsanız. Devam ederim. Mutlaka ittifak macerasına ve ittifak savaşına katılın. Mutlaka bir ittifak bulun arkadaşlar kendinize güzel. İttifak oldukça önemli bir şeydir bu oyunda. O haberiniz olsun. Savaş alanı çok önemli bir şey. Mutlaka oynayın. KPO olduktan sonra açıldığı için koleksiyonun parçası olmayan mutlaka oyun diyorum. Çünkü KPO olmadığınız sürece arkadaşlar çok birçok şeyden yararlanamıyorsunuz. O yüzden mutlaka KPO olun diyorum. Savaş alanı da bunlara dair. Arena'da oynamanızı tavsiye ediyorum. Arena çünkü gerçekten arkadaşlar oldukça önemli bir şey. Ben çok oynamasam da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben şu yüzden oynamıyorum. Çok vaktim olmuyor arena oynamaya. Ama vakti olanlar varsa arena oynayabilir. Güzeldir. Bol bol kredi, kristal parçası, altın kasabilirsiniz buradan. Burası da oldukça iyidir. Altın çok kasamayabilirsiniz belki ama mutlaka kasarsınız arkadaşlar. Kredi kasarsınız, haberiniz olsun. Devam edelim. Bosskal'ın enerjilerinizi arkadaşlar günlük maceralarda katalizör malzemelerini, tabi ilerideki oyuncular için çok önemli yerler değil buralar. Özellikle KPO olduğunuz zaman sırayla içiniz hemen hemen bitiyor katalizör malzemeleriyle. ISO 8 sahaları da çok önemli bir şey değil. 2-3 tane ISO veriyor. Deneme alanı hiç önemli bir şey değil. T5, T4 veriyor. Manyak önemsiz bir şey. Özellikle KPO'lar için. Ya önemli de yani çok kolay bulunabilen bir şey. Ayrık maceralarda çok fazla veriyorsanız. Eczane gitmenizi öneriyorum şiddetle. Uzman gitmenizi öneriyorum. Yeterli gücünüz varsa. Çünkü gerçekten diriltme kasmak için güzel bir yer. Yani diriltme ve iyileştirme veriyor. O yüzden eczaneyi boş bulduğunuz zamanlarda gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, hemen hemen söyleyeceklerim bu kadardı. Bir şeye daha değinmek istiyorum. Özel maceraları da oynamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü gerçekten ödülleri bayağı eski. Ve bayağı da kötü. Tabi bazıları hariç arkadaşlar. Nasıl bazıları hariç arkadaşlar? Efsaneler diyarını mesela benim gibi tek tur veya geçmenizi tavsiye etmiyorum efsaneler diyarını. Ben geçtim ama tavsiye etmiyorum. Ödülleri berbat. Efsaneler labirentini de tavsiye etmiyorum. Buranın da tavsiye etmiyorum. Labirente gidemiyorum. Gördüğünüz gibi ben bile daha bitiremedim tam olarak. Efsaneler cehennemini tavsiye ediyorum ancak tam olarak onu da tavsiye etmiyorum. Çünkü onun bile ödülleri artık eskidi baya. Çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden onu da tavsiye etmiyorum. Ama tat kırıcı ve paragon olduğunuz zaman eldiven macerası ve zahmetin sonsuzluğu gibi manyak ödülleri olan özel maceralar da açılıyor. Bu yüzden onları kesinlikle keşfetmenizi öneriyorum. Ama bu 4 tane macerayı keşfetmenizi önermiyorum. Onu sizlere söyleyeyim. Evet. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.
Bay bay. Videoma da like atmayı unutmayın.